Arkadaşlar merhabalar. Bugün Nazar'la son ders videosu çekeceğiz. İlk derslerde bir video çekmiştik. Bu da son dersimiz. Nazar, yarın sınava geldiğin zaman önce kimliğinizi kontrol ediyorlar. Sonra güzel bir fotoğrafınızı çekiyorlar. Sonra diyorlar ki ön kaputu aç. Tamam, açalım ön kaputumuzu. Arkadaşlar, aracımızın ön kaputu içeriden açılıyor. Öncelikle ön kaputu açıyorsunuz. Sonra amblemin hemen üstünde bulunan mandaldan kaputumuzu açtık. Evet Nazar, sınavda hoca sorabilir ya da bildiklerini anlat diyebilir. Sen bildiklerini anlat. Sigorta kutusu. Tamam. Akü. Tamam. Hava filtresi. Tamam. Cam suyu koyma yeri. Süpersin. Motor. Tamam. Motor yağı takviye kapağı. Tamam. Yani. Bu da motor yağı kontrol çubuğu. Süpersin. Şu ne? Motor soğutma suyu. Harikasın. Bunları saydıktan sonra kapatıyoruz. Şimdi bagaja geçelim Nazar. Arkadaşlar, ön kaputu anlattıktan sonra bagajı açıyoruz. Ambleme basarak bagajımızı açtık. Burası biraz kalabalık Nazar. Kürt çalıyor, çingen oynuyor dermişim. Evet, üstte ne var? Reflektör. Reflektör. Ne işe yarıyor? 30 metre uzağa koyduk. Yerleşim yerleri dışında. Yerleşim yerleri dışında ne kadar? 150. 150 mi? Tamam. İlk yardım çantası. Evet. Yangın tüpü. Yangın söndürme tüpü. Altta ne var? Yedek lastik. Bijon anahtarımız. Süpersin. Bunları da saydıktan sonra Nazar, kapatıyoruz. Sonra dört lastiği de kontrol edip sürücü koltuğuna oturuyorsun. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım geçelim. Evet arkadaşlar, aracın dışını tanıttıktan sonra aracın içerisine oturuyorsunuz. Sonra ayarlarımızı yapıyoruz. Nazar, sen de ayarını yapabilirsin. Arkadaşlar, araca bindiğimiz zaman hatırlatma amacıyla yine söyleyeyim. Koltuk, ayna, emniyet kemerini ayarlıyoruz. Eğer bu ayarları ise ayar yapmanıza gerek yok. Zaten siz kullanacaksınız. Yani sizden önce oturan adayın ayarlarıyla sizin ayarlarınız uyuşuyorsa bir daha ayar yapmanıza gerek yok. Evet, genelde emniyet kemeri unutulur arkadaşlar. Sınav günü heyecan oluyor biraz. Ya tanımadığınız iki tane hoca da gelince araca. Sen hazırlığını yapabilirsin Nazar. Arkadaşlar, Nazar'la ilk ders videosu çekmiştik. İlk dersleri de mi çekmiştik Nazar? İlk ders çektik. Tamam. Onu izlemek istiyorsanız linkini aşağı bırakacağım. Ona da bakabilirsiniz. Bugün de son dersimizi yapıyoruz. Evet Nazar, göstergelerin tanıtımını yapalım. Şu göstergemizin ismi ne? Devir göstergesi. Devir. Altındaki? Hararet göstergesi. Hararet. Şu? Hız göstergesi. Altındaki? Yakıt göstergesi. Sol sinyalimizi verelim. Kapatalım. Sağ sinyal verelim. Kısa farlarımız nereden yanıyor? Bir daha bunu göster böyle bakayım. Tamam. Süpersin. Uzun farlarımız? Bunu böyle yapıp çekince. Sinyal kolunu ileri doğru itince de uzun farlarımız yanıyor. Dörtlü flaşörümüz? Kaç vites var aracımızda? 6, 5 tanesi ileri, bir tanesi geri. Geri. Kaç frenimiz var? Bir tane. El freni. Tane. Bir el de freni, bir ayak, ayak freni. Tamam, süpersin. Evet, şimdi çalıştıralım, kalkış yapabiliriz Nazar. Sınavda da hoca aynen böyle söyleyecek. Çok iyisin. El frenimizi. Işığım diye. Güneş olduğu için belli olmuyor olabilir. Işık sönükse indi demektir. Şu klimayı da açalım biraz. Heh. Serin de kullan. Evet, hazırsan Nazar, kalkış yapabilirsin. Arkadaşlar, bu ilk çıkış çok önemli. İlk çıkışta sinyali kesinlikle unutmamaya bakın. Bir de genelde heyecandan adaylar aynaya bakmayı unutuyorlar. Soldan gelen araç oluyor. Sıkıntı olmasın. Ondan dolayı olabildiğince yavaş hareket ediyorsunuz. Evet, çok güzel. Vites değiştirmeleri biliyorsunuz. Sınavda hocalar konuşmayacak arkadaşlar. Kendiniz vites açacaksınız. Yani aracı kaldırdınız, yürüttünüz, kendiniz ikiye alacaksınız. Önünüzde giden araç olduğu zaman da bunu sollamak için hoca komut vermeyebilir. Tercih sizin. Sollamak istiyorsan sollayabilirsin. Sollamak istemiyorsan onu takip edebilirsin. Tabi takip ederken de arkadaşlar, sınav günü araçlar birazcık daha yavaş gidiyor. Trafik yoğun oluyor sınavlar olduğu için. Öndeki araca çok yaklaşmamaya çalışın. Takip mesafenizi korumaya çalışın. Çünkü takip mesafesine uymamak maalesef bir sonraki sınava kazanmaya sebep. Bundan dolayı birazcık daha dikkatli olacağız. Evet, gayet güzel solladık. Kasisten de yavaş geçtik. Çok iyisin.
Arkadaşlar gördünüz, uzun süre sol şeritte kalmıyoruz. Sol şeridi sadece sollamak için kullanıyorduk. Nazar da solladı ve tekrar orta şeride geçtik. Ya da iki şeritliyse sağ şeride de kayabilirsiniz. Evet Nazar, sınavda ilk rampamız bizim burası. Arkadaşlar, rampalarda aracı geri kaçırmak istemiyorsanız, videomu izleyen arkadaşlar özellikle size söylüyorum, yarım debriyajı bulmadan freni bırakmayın. Önce yarım debriyajı bulun, sonra freni bırakın. Durduk, biri aldık, öyle bekliyoruz. Eğer uzun süre bekleyecekseniz vitesi boşalıp bırakabilirsiniz Nazar. Ayağın yorulsun istemiyorsan, bilgin olsun. Hı-hı. Tamam mı? Evet, yeşil yandı. Kesinlikle acele etmiyoruz. Arkadaşlar, ışığın dibinden geçerken ışığa bir daha bakmanızı istiyorum özellikle. Çünkü öndeki araçlar geçerken yeşildir. Bize sarı kırmızı olabilir. Evet, burada bir ışığımız daha var. Buna da baktık. Bu da yeşil yanıyordu. Çok güzelsin. Harika. Evet, sınavda da hocalar sadece böyle izleyecek arkadaşlar. Araç kullanmanızı nasıl kullanıyorsunuz? Sağ şeride doğru kayabiliriz şimdi Nazar. Evet, sinyali kullandık. Aynaya baktık. Çünkü evden çıkarken de aynaya bakmadan çıkmıyoruz. Burada da öyle değil mi Nazar? Çizgimizin dışına çıkıyorsak aynaya bakıp sonra çıkacağız. Aynaya bakmadan kesinlikle şeridimizi değiştirmiyoruz. Evet, burada sıraya girelim Nazar. Sıra bize gelince park yapacağız. Sınav günü de aynı. Burada sıra olunca sıraya girip bekliyorsunuz. Güzel. Duruşlarda mesafemiz aynen bu şekilde olacak. Yani bakınca öndeki aracın lastiklerini göreceğiz arkadaşlar. Öndeki araca çok yaklaşmamamız gerekiyor. Sağ sinyalimiz hep yanık olacak. Çünkü daha park yapmaya başlamadık. Park yapmaya başlayana kadar sağ sinyalimiz yanık olabilir arkadaşlar. Öndeki araç yürüyünce biz de yürüteceğiz. İşte Nazar, burada çok sıra oluyor. Burada sıra olunca debriyaja basmak istemiyorsan vitesini boşa alıp bekleyebilirsin. Bilgin olsun, tamam mı? Çünkü uzun süre debriyaja basmak ayağınızı yorar. Devam edelim ileri doğru Nazar. Söyleyeceğim ben hangi numaraya yapacağını. Bir numaraya park yapacağız Nazar. Evet, çok güzel. Numaralı Dubai'yi geçtik. Durduk. Çok iyisin. Geri vitesi aldık. Yapabilirsin Nazar. Sıkıntı yok. Arkadaşlar, burada biz kelebek camın içerisine numaralı Dubai'yi ayarladık. Direksiyonu sonuna kadar sağa çevirdik. Sol aynaya bakarak geri geliyoruz. Bazı hocalarımız arkadaşlar iç dikiz aynasında arkada bulunan 3 Dubai kaybetince duruyor. O da olabilir. Biz de sol aynadan 3 Dubai'yi görüyoruz. Yaklaşık bir karış daha geçiriyoruz. Sonra durduk. Direksiyonu sonuna kadar sola çevirdik. Arkadaşlar, burada ayar yapınca parkınızın olmama ihtimali çok çok düşük. Şimdi sağ aynaya bakarak geri geliyoruz. Paralel olunca durduk. Şöyle bir de biz bakalım. Evet, görüyorsunuz. Gayet güzel Nazar. Parkın olduktan sonra sen duruyorsun. Hocaya okey'i sen veriyorsun. Hocam parkım tamam diye. Hoca bakıyor, tamamsa çıkıyoruz, tamam mı? Evet, çıkış yapmak için sol sinyali verdik. Direksiyonu sola çevirdik. Arkadaşlar, burada tam sola çevirdik. Buna özellikle dikkat edelim. Kalkış vitesi olan biri aldık. Parktan çıktıktan sonra Nazar bir duracaksın. Arkadaki hocalar araca binecek, sonra devam edeceğiz. Tamam mı? Sınav günü de böyle. İlk durduğunuz zaman arkadaki hocalar iniyor araçtan. Kesinlikle acele etmiyoruz. İstediğin kadar yavaş olabilirsin. Çok iyisin arkadaş. Harika. Şimdi bir duralım burada Nazar. Evet. Dedik ya, parktan çıkınca bir duralım, hocalar binsin. Burada mı alacağım hocaları? Evet, burada alacaksın. Çıkınca alacaksın, tamam. Şimdi devam ediyoruz Nazar. Dümdüz ileri doğru devam edebiliriz. Çok iyi. Hemen ne yaptık? Sol sinyali kullandık. Bunu unutmayacağız. Çünkü durduk, tekrar kalkış yapıyoruz.
Evet, hızlanıyoruz nazar. Artık L Park'a doğru devam edebiliriz. Olabildiğince sakin olun arkadaşlar. Acele kesinlikle etmeyin. Hızlı yapmak zorunda değilsiniz. Sakin olacaksınız. Çünkü sınavdan başarısız olmanıza tek sebep aceleci davranmanız. Yani ben de tecrübelerime dayanarak söylüyorum tabii bunu. Evet, bizim ikinci parkurumuz L Park. L Park yerine de geldik. Burada da yine sıra var. Değil mi Nazar? Sıraya girip yine duruyoruz. Evet Nazar, bu park yaptıktan sonra biz ileri doğru gidelim. Öndekine yapacağız, tamam mı? Çıksın gitsin, ondan sonra gideceğiz. Acelemiz yok. Çıkışta da bak aynayla Dubai'yi yan yana ayarlıyor. Direksiyonu şimdi sonuna kadar sağa çeviriyor, sonra çıkış yapıyor. Aynayla Dubai'yi tam ayarlayamazsak çıkışta dubalara vurabiliriz. Onun için bu ayar çok önemli. Evet, devam edelim ileri doğru Nazar. Öndekini de bekleyelim. Öndeki park yapsın, sonra biz yapacağız. Ya da duralım, buraya yapalım Nazar. Duralım. O yapana kadar biz yaparız. Evet, durduk. Geri vites aldık. Arkadaşlar burada biz dubaları üst üste getiriyoruz. Sizde genelde bazı yerlerde sol tarafta duba oluyor. İlk ayar yapacağınız yeri kendi ayarınıza göre ayarlayın. Sonra sonuna kadar sağa çevirdik. Şimdi arkadaşlar aracımız tam yola dik olana kadar geri geliyoruz. Yola tam dik olduğunu nereden anlayacağız? Aynamız ile öndeki dubalar yan yana gelince duracağız. Şu yan tarafta duba var arkadaşlar. Duba ile ayna yan yana geldi, yan duruyoruz. Durduktan sonra direksiyonu 1,5 tur topladık. Bir arkadaki dubaya kadar geri geliyoruz. Evet, bir arkadaki dubaya kadar geri geldik. Evet Nazar, burada da hocam sen parkım oldu diyorsun. Oldu dedikten sonra çıkış yapıyoruz. Burada aşağı inmiyorlar mı hocalar? İniyor, dışarıdan izliyorlar işte. Dedim ya, az önce durduk, hocalar indi. Park yapıp çıkacaksın, sonra hocalar araca binecek. Devam edelim şimdi Nazar. Çıkış yaparken de arkadaşlar buraya dikkat edelim. Ayna ile ön duba yine yan yana gelince duruyoruz. Direksiyonu sonuna kadar sağa çeviriyoruz. Çok iyisin, sinyalde kullandık. Şimdi çıkış yapabiliriz. Çıkışta gaz kesinlikle kullanmıyoruz. Yarım debriyajla aracımız zaten yürüyor. Çıktık. Düzle hemen duralım tekrar. Durduk. Hocalar aracı aldık. Tekrar devam ediyoruz. Tamam. Kalkış yapalım şimdi. Zaten bir de olduğu için biri almadık. Sadece sol sinyal verip sol aynaya bakıyoruz. Yol müsaitse çıkıyoruz. Çok güzel. Orta şeritten doğru devam. Evet Nazar, inşallah yarın sınavda da bunu da bu şekilde rahatlıkla hocam yapabilirsin. Hocam işte stres yapmazsam yaparım. Acele etmezsem yaparım. Arkadaşlar genelde parklarda çok sıkıntı olmuyor. Tabii ayarlarını biliyorsanız, ayarları kaçırmıyorsanız. Ben genelde, yani tecrübelerime dayanarak söylüyorum, sinyallerden korkuyorum adayların. Değil mi? Sinyal, dur kalkı yapmak. Yani dur kalkı sen yapabiliyorsun ama tabi dur kalkı eksik olan, zayıf olan adaylar kesinlikle dur kalkını halletsinler. Aracı durdurup kaldırma çok önemli. Stop ettirmeme, geri kaçırmama, bunlar çok önemli. Ama ben sende çok eksik, yani o konuda eksik görmüyorum. Çünkü dur kalkın gayet güzel. Sadece sinyallerine birazcık daha dikkat etmeni istiyorum. Yarın inşallah Instagram'dan fotoğrafını paylaşırız. Tamam. Tek seferde başarılı oldu diye. İşte nazar boncuğu da koyalım. Nazar boncuğu da koyalım. Tamam. Senin için özellikle koyacağım Nazar. Adın da Nazar zaten. Bir nazar olması lazım. Evet arkadaşlar, döndük. Bizim burası eğimli bir yol. Videolarda belki fark edilmiyor olabilir ama yokuş aşağı giderken sizin de kullandığınız yollar, yerlerde böyle yollar varsa gaz kesinlikle kullanmayın. Ayağınız sadece frenin üstünde dursun. Yokuş eğimli olduğu için zaten aracınız gidiyor. Önünüzdeki araçlara her zaman söylüyoruz. Çok yaklaşmayalım. Takip mesafemizi her zaman korumaya çalışalım.
Çok güzel, ışık yanıyor. Yine durduk. İşte bu alışkanlığı çok seviyorum. Arkadaşlar, aracı durdurdunuz, hemen biri alıp öyle bekleyeceksiniz. Yani ikinci viteste bekliyorsunuz, ışık yeşil yanar yanmaz heyecandan ikiyle kalkmaya çalışanlar oluyor. Onun için aracınızı durdurunca kesinlikle biri alıp öyle beklemenizi tavsiye ediyorum. Evet, sağ şeride doğru kayalım şimdi nazar. Evet, üçüncü yapacağımız hareket ani fren hareketi nazar. Hızını 25 ile 30 kilometre arasına kadar ayarla. Ben dur dediğim anda duracaksın, tamam mı? Şimdi dur. Çok güzel. Aynen böyle. Hocalar bir silkelenecek, tamam mı? Evet, şimdi tekrar kalkış yapıyoruz nazar. Çok iyisin. Biri aldık, sol sinyali verdik. Ani frende dururken arkadaşlar sağ sinyale gerek yok ama kalkarken sol sinyal vermek zorundayız. Çünkü dururken önüne çocuk mocuk atladığı zaman ay dur ben sinyal vermeyi unuttum demeyiz, değil mi? Direkt ne yaparız? Dururuz. Onun için dururken sinyale gerek yok ama kalkış yaparken sinyali kullanacağız. Evet, aşağıki döner kavşaktan dönüş yapacağız. Sol sinyali verdik. Çok iyisin. Sola geçtik. Burada vitesin biri alayım mı? Bilmiyorum, ben karışmıyorum. O burası de. mıydı? İki tane var ya. Yani önemli olan yavaşlat. Eğer hızın 20'nin altına düşüyorsa alabilirsin. Ve trafik çok yoğun değilse çok sıkıntı olmaz. Yine tercih sizin. Çok iyisin, süper. Sağa baktık. Gelen varsa kesinlikle durursunuz. Çünkü dönüşlerde sağa kontrol etmeden dönüş yapmıyoruz. Çok iyisin, süpersin. Arkadaşlar bak, hiç acele etmediğiniz zaman bu dönüşler o kadar rahat, o kadar basit oluyor ki. Çok iyisin. Döndük, soldan sağa kayarken tekrar sinyalle şeridimizi değiştirdik. Süpersin. Şimdi burada Nazar Hoca 3'e almamızı isteyebilir. Onun için önce hızlanacaksınız, sonra 3'e alacaksınız, tamam mı? Hoca 3'e al dediği zaman 3'e almıyoruz. Tabii hızlanabilmen için önünün müsait olması gerekiyor. Evet, hazır olduğunda, kendini hazır hissettiğinde, aracı hazır hissettiğinde 3'e alabilirsin. Süpersin, çok iyi. Aynen bu. Arkadaşlar 40'ın altına düşüyorsak kesinlikle ikinci vitese bir daha almanız gerekir. İkinci vitese almazsanız 3 ile çok yürümez. Yani 40'ın altına düşüyorsa stop etmeye çalışır aracımız. Yani devrinde kullanmamız gerekiyor. Çok iyisin, durduk. Yeşil yandı. Tekrar kalkışımızı yapıyoruz. Tabi ışıklarda dururken nazar, çok geride durmayacağız, değil mi? Hızlanalım birazcık daha. Sola mı geçiyoruz? Baktın ki yürümüyor, sen de duracaksın. Çok iyi. Mesafeni koruyarak durdun, değil mi? Tekrar kalkış yapacağız. Süpersin. Acele kesinlikle etmiyoruz. Arkadaşlar çabuk kalkayım derseniz stop eder aracınız. Acele yok. Durdun. Yol ortasında bile durmuş olsan kalkışlarda acele etmeyeceksiniz. Arkadan gelen sürücüleri düşünmeyeceksiniz. Devlet yolu bize de yapmış. Herkese yapmış. Ben de vergisini veriyorum. Ben de kullanacağım. Onun için acele etmenize gerek yok. Çünkü o sizin stop etmenize sebep olabilir. Evet, sağda bir yerde duracağız nazar. Çok iyisin. Sinyal verdik. Aynaya bakarak sağa geçtik. Duralım müsait bir yerde. Evet, burası da bizim arkadaşlar yokuş kalkış yerimiz. Dururken sağ sinyal verdik, durduk. Şimdi kalkış yapabiliriz. Süpersin. Çok iyi. Az kalsın gidiyordu ama, değil mi? Onun için acele etmeyeceğiz. Aracın 5-10 metre yürüyecek ondan sonra.
Sınavda böyle olduğu zaman çok sıkıntı olmuyor. Nasılsa stop etmedi ama az kalsın gidiyordu değil mi? Yok zaten yokuşta debriyajı yarım yapmadan freni bırakmıyorum. Evet aynen. Ama ayağım şey oldu yani. Hmm, ayağınız kaydı. Çok iyi. Sağdan geldiğimiz için sağ takip ederek dönüyoruz. Burası viraj olduğu için değil mi? Sinyale gerek yok. Ama başka tarafa dönüş yapıyor olsaydık sinyal kullanacaktık. Evet, biraz daha hızlanabiliriz şimdi. Çok iyi. İlerideki aracı gördün değil mi? Hemen sol sinyal verdin. Aynaya baktın, sola kaydık. Gelip aracın ta dibinde şerit değiştirmiyoruz. Daha geriden. İleri bakmamızdaki amaçlardan biri de buydu değil mi? Bulunduğumuz şerit doluysa erkenden tedbir aldık. Sağa sola kayabiliriz. Nazar, ortalama kaçla gidiyorduk sınavda da? 35. 30, 35, 40 değil mi? O ara idealdi bizim için. Hızın evet. Çok üstüne çıkmıyoruz. Evet, bu hızın gayet güzel. 3 al dedikleri yerde tabi mecbur 40'ı geçeceğiz. Onun haricinde yavaşladık, tekrar küçültmen gerekir. Yine ortalama 30 ile 40 arası kullanıyoruz. Evet, son olarak Nazar, ileride 25 metre geri çalışması yapacağız. Devam et. O araçları geçelim. Onların önünde dururuz Nazar. Duba'nın yanında duralım şimdi. Evet, çok güzel. Durduk. Şimdi geri gideceğiz. Evet. Geri gelirken de arkadaşlar biz sadece sağ aynaya bakarak geri geliyoruz. Aracımız düz bir şekilde gelmesi gerekiyor. Çizgiye paralel gelmeniz lazım. Direksiyonu asla çok oynatmıyorsunuz. Hafif sağa ya da hafif sola eğer bozuluyorsa. Düz geliyorsa hiç oynatmanıza gerek yok. Dubanın birinde durduk. Tamam Nazar. Bir arkadaki dubaya kadar geri geldik. 25 metre bu kadar. Tamam mı? Süpersin. Şimdi devam ediyoruz. Çok iyisin. Kalkışta yine sinyal her zaman olduğu gibi kullandık. Sinyaller çok önemli arkadaşlar. Bütün duruşlarda sağ sinyal, bütün kalkışlarda sol sinyal. Kırmızı ışık hariç. Geri kalan her yerde aklınıza geliyorsa kesinlikle kullanın. Hatta adaylar karıştırıyor. Ani frende dururken gerek yok ya. Unutuyorsanız hepsinde verin. Fazla mal göz çıkarmaz. Çünkü sinyali bir kere bile vermemek demiyorum. Unutmak bile maalesef sınavdan kalma sebebi. Daha doğrusu bir sonraki sınava hak kazanma sebebi. Eğitimlerde dönüyoruz ya oradan bazen. Aklımız oraya gitmiş olabilir. Sağdan aşağı doğru devam edeceğiz. Güzel. Sinyali yine ne yaptık? Kullandık değil mi? Ana yol düz devam ediyordu. Biz sağa döndük. Onun için burada sinyal zorunlu. Burada da Nazar, sağda araçlar oluyor ya. Araçların yanından sola doğru kayarken sol aynanıza kesinlikle bakın. Çünkü soldan gelen araç oluyor olabilir. Yani kontrollü sola kayalım. Senin şeridinde bulunan araç varsa mecbur sola kayacaksın. Araç durmuş. Çarpacak halimiz yok. Sola kaymak için ne yapıyoruz? Sinyal veriyoruz. Değil mi? Aynaya bakıyoruz. Gelen yoksa kayıyoruz. Gelen varsa yavaşlayacaksın. Gerekirse duracaksın. Yol boşalacak. Ondan sonra sola geçebiliriz. Yani yol doluysa kesinlikle geçmeyeceğiz. Durmak en sağlıklı olanı. Evet Nazar, bugün iyi kullandık değil mi? Parkların gayet güzel oldu. Stop etmedik. Sinyallerini genelde kullandın. Sen önce yaptın, sonra ben komut verdim. Onun için gayet güzeldi. Evet, bugün çünkü artık daha rahat.
Şükür senden kurtuluyoruz Nazar. Evet. Ama önce ne yapacaktık? Kesinlikle yavaşlayacaktık. Amacımız biri almak değil. Önce yavaşlamak, sonra biri almak. Yani acıkıyoruz, acıktığımız için yemek yiyoruz. Değil mi? Yemek yemek için acıkmıyoruz. Çok iyisin. Sinyal de kullandık. Bire de aldık. Kontrollü bir şekilde dönüşümüzü yapıyoruz. Gaz kesinlikle yok dönüşlerde. Arkadaşlar bizim araçlar dizel olduğu için ya da sizin araçlar da dizelse gaz vermeseniz bile aracınız döner. Birinci viteste önemli olan yavaş, kontrollü dönmek. Sağa da baktık, çok iyi, gelen yok. Acele kesinlikle etmiyoruz. Evet, güzel, bak otobüs geldi, durdun. Bir dolduğu için biri almana gerek yok. Hızlanıyoruz. Çok iyi. Evet Nazar, aldığımız yerde, başladığımız yerde duracağız, sınavı bitireceğiz. Tırın önüne kadar gidelim. Güzel. Durduk. Sinyali kapattık. El frenini çektin. Vitesi boşa aldık. Harikasın. Kontağı da geri kapatıp sınavımızı bitiriyoruz. Aynen bu şekilde. İnşallah yarın sınavda başarılı olursun. Bugün kullandığından daha iyi kullanmanı istiyorum. Kendine iyi bak. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.